güzeldi. Ya beklediğimden daha farklıydı. Ben ciddi bir ortam beklemiştim. Hani bu kadar çabuk arkadaş edinebileceğimi düşünmemiştim. Ama hani çok çok çabuk arkadaş edindim. Gerek oda arkadaşlarım, gerekse sınıf arkadaşlarım. Ya herkes çok samimi, çok eğlenceli insanlar. Okul çıkışı beraber toplanıyoruz, birlikte geziyoruz. Hani çoğumuz İstanbul'u bilmiyoruz, tanımıyoruz. Hani yeni yerler keşfediyoruz. Çok eğlenceli geçiyor günümüz genel olarak. Hocalarımız çok iyi, hepsinin ayrı ayrı iyi özellikleri var. 3 kulübe girdim bu ay. Biri fotoğrafçılık kulübü, tarih kulübü, bir de kuş gözlem ve doğa kulübü. İlk defa böyle hiç tanımadığım kimseden olduğu bir yerdeydim. Hiç Almanca eğitimi almamıştım ama şu anda gayet iyi gidiyor. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, derslerimi seviyorum. Onun dışında bazı kulüplerde yer alıyorum. Kulüplerde de oldukça aktif olmaya çalışıyorum. Şimdiden matematik olimpiyatlarına girdim. Sanki kendimi bulmuş gibi hissediyorum. Bunun dışında İngilizce drama, münazara ve gastronomideyim. Bu kadar çok çeşit kulübün olması, 50'den fazla kulübümüz var. Kendimizi keşfetmemize yardımcı oluyor. Üst dönemlerimle çok iyi anlaşıyorum. Umarım böyle devam eder ki edeceğine de inanıyorum. Ben de 10-15 tane kulübe girdim ve ne kadar farklı kulübe girersek o kadar kendimizi keşfediyoruz. Ayrıca yurtta kalıyorum. Orada da ablalarımız bize sahip çıkıyor. Her zaman bizimle ilgileniyor. Çok eğlenceli bir ortamı var. Zaten öğrenciler, buradaki öğrenciler başlı başına hepsi çok zeki, herkes çok çalışkan, herkes çok iyi. O yüzden çok mutluyum, okulumu seviyorum. Ben buraya geldiğimde hem sınıfımın hem okulumun en iyisiydim. Ama buraya geldiğimde herkes çok iyi, çok zeki ve çok akıllı olduğu için buraya gerçekten gelince sarsıldım. Dersler çok zorladı. Yani hiç hazırlıkta beklediğim gibi değildi. Beklentim daha kolay olmasıydı ama aşırı zordu bence. Ama şu an çok daha rahat hissediyorum ve dersleri daha iyi anlamaya başlıyorum ve şu an kat ve kat daha fazla zevk almaya başladım. Bir de ben yatılı kalıyorum. İlk birkaç hafta uyku sorunu çekmiştim. Bundan da kurtulduğum için de dersleri anlamaya başladım ve bu sayede yani dersler iyi geçiyor. Bu okulda olmaktan gerçekten mutluyuz. Bu güzel gördüğümüz Boğaz'da. Her ne kadar yorucu olsa da yani alışıyorsun ve kesinlikle bu tempo değer. Evet, Kalataş'ta okumak çok güzel. Olabildiğince fazla kulübe katılmaya çalışıyorum. Çünkü ne kadar fazla kulübe katılırsam o kadar fazla kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum. İngilizce'de biraz zorlansam da hocalar bana genelde yardım ettiği için çok sıkıntı çekmiyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Buraya gelirken şey diye bekliyordum, böyle sürekli ders çalışacağım. Hiç bir sosyal olmayan bir ortam falan diye bekliyordum ve açıkçası korkmuştum. Ama buraya geldiğimde aslında hiç öyle olmadığını gördüm. Yani ilk iki hafta aslında birimiz alışma sürecimiz olduğu için doğal olarak böyle eğlenceli bir ortam yoktu. Ama ikinci haftadan sonra aşı eğlenmeye başladık ve gerçekten insanların ne kadar sosyal ve okulunda bizim sosyallik konusunda ne kadar desteklediğini gördüm. Buraya ilk geldiğimde kimseyle konuşmamıştım çünkü herkes çok değişik ve yabancı duruyordu. Ondan sonra arkadaşlarımı yavaş yavaş tanıdım ve onlarla tanıştım. Dersler çok zor İngilizce. Öncelikle hocalarımız çok iyi. Hepsi bizimle çok yakından ilgileniyor. Arkadaşlarımız var. Çok iyi arkadaşlıklar kurdum. Bazı arkadaşlarımız yatılı. Onların hem ailesi oluyoruz hem arkadaşı oluyoruz. Onlarla birlikte çok eğleniyoruz. İşte herkes burada farklı şehirlerden geliyor ve asla yabancılık çekmiyorsunuz. Çünkü arkadaşlarınız da sizinle aynı durumda ve herkes ailesinden uzak. O yüzden çok sorun yaşamıyorsunuz aslında. Şahsen ben yaşamadım. Arkadaş ortamımız gerçekten çok güzel. Hani kızı, erkeği, herkes yani çok güzel bir ortam. Sporcusu var, resim çizeni var, şarkı söyleyeni, gitaristi, bateristi, her türlü insan var burada. Ve kendinize ait hissedebileceğiniz bir grup mutlaka bulursunuz. Döneminizle beraber büyüyorsunuz. Yalnız değilsiniz. Asla yalnız değilsiniz. Yurt hayatı zor. Hiçbir zaman evinizin konforunu yaşayamazsınız. Ama döneminizle beraber büyüyorsunuz. Üst dönemlerle beraber büyüyorsunuz. Çok güzel bir şey. Yurda gelmeden önce bazı ön yargılarım vardı yurt hakkında. Ama buraya gelince o ön yargıların hepsini kırdığımı düşünüyorum. Çünkü abilerimiz çok sıcakkanlıydı. Arkadaşlarımın hepsi ayrı memleketlerden geldiği halde çok sıcakkanlıydı. Buraya geldikten sonra bazı şeyleri de öğreniyorsun. Çamaşır yıkamayı öğreniyorsun. Toplu hareket etmeyi öğreniyorsun. Kabataş'ta ilk ayım sosyal aktivitelerle dolu bir şekilde geçti. Arkadaşlarımla çok çabuk kaynaştım. Yurt ortamı da gayet eğlenceliydi. Bu okul zaten hayallerimi süsleyen bir okuldu. O yüzden şu an bu ortamın içinde bulunmak apayrı bir his, apayrı bir heyecan.
Onun dışında şu an bir ayı devirdiğimize gerçekten inanamıyorum. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ve şimdiden okula, yurda, arkadaşlara, öğretmenlere çok çok alıştık. Evet, bazen okul zorluyor ama üstesinden eminim geleceğiz. Onun dışında okulun bir de bahçesinden bahsetmek istiyorum. Denize baktığı için bazen sadece kafanı dinlemek için bile gidebiliyorsun ve gerçekten bu hani nefes almana çok yardımcı oluyor. Ben burada herkesin çok kasıntı olacağını düşünmüştüm. Yani herkesin ders çalışacağını, herkesin böyle inek tipler olacağını düşünmüştüm ama öyle değildi. Yani herkesin cidden çok güzel bir arkadaş ortamı var. Hani her akşam buluşup her şey hakkında sohbet edebileceğiniz arkadaşlar ediniyorsunuz. Kabataş'taki ilk ayım çok güzel geçti. Yepyeni insanlar, yepyeni arkadaşlarla tanıştım. Benim de herkes gibi Kabataş'taki ilk ayım çok güzel geçti. Kulüpler, etkinlikler vesaire çok güzel. Kantin de çok güzel. Arkadaşlar da çok güzel zaten. Hocalarımız çok iyi. Dersler çok zevkli geçiyor. Kabataş'taki ilk ayım bence çok güzel geçti, mükemmel geçti. Bir sürü yeni arkadaşlar edindim, bir sürü şekil arkadaşlar edindim. Eğitim hocamızı görmüş, tanımış oldum. Biz buraya ailelerimizden ayrılarak geldik ama burada gerek abilerimiz, gerek kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hep beraber birbirimize aile olduk, kardeş olduk. Yalnızlık çekmedik. Benim en ilgimi çeken biyoloji olimpiyatları oldu. Hani kulüplerin yanında bu şekilde olimpiyatlarla da ilgilenmek beni gerçekten çok mutlu etti. Artık eski okulları bir kenarda bırakıyorsunuz ve Kabataş'ta gerçekten her öğretmenin gerçekten çok ayrı bir tarzı var. Yani A öğretmeniyle B öğretmeni hiçbir zaman aynı değil. Hepsinden çok daha farklı şeyler öğreniyorsunuz. Buraya geldiğinden beri İngilizcem çok gelişti bence. İlkin hocam sayende. Good. It's me now. I'm his teacher. We can cut this. Okay. I'm his teacher. I guess they're all good kids here. Even though sometimes we go to crisis. But good, I mean, he's my friend. I'm not his teacher. I'm a teacher, sometimes friend, correct? Yes. Sometimes enemies? No, teacher. Okay, good. Kulüpler olarak ben Münasara'dayım. Girişimcilik ve yazılıma da devam ediyorum yanında. Hepsi çok ayrı ayrı iyi kulüpler. Münasara takımları güzel, mentorluklarımız çok güzel. İlk başta biraz zorlayıcı olsa da gerek üst dönemlerimiz gerek de kendi arkadaşlarım çok fazla yardımcı oldular. Birbirimize çok fazla yardımcı olduk yurda alışmak konusunda. Aslında korkuyordum başta biraz hani alemden uzak ne yapacağım diye ama yurt gerçekten çok samimi bir ortam. Hem üst dönemlerim hem kendi dönemim çok bana yardımcı oldu. Başta adapte olmada ve alışmada bazı sıkıntılar yaşadım yurtta. Ama o da zamanla geçti. Artık kendimi buranın bir parçası gibi hissediyorum. Alıştık. İlk ay biraz zor geçti. Yani ilk iki hafta desem hatta ilk üç hafta diyeyim tam olsun. Aileden ayrı kalmak bayağı zor oldu. İlk haftalar bir alışma süreciniz oluyor. Hocalarla tanışma olsun. Hocalar çok yardımcı oluyor size sevecenlikleriyle. Bir süre sonra rutinin içine girmeye başlıyorsunuz. Gidiş geliş, ondan sonra kulüpler olsun, etkinlikler olsun. Birden geçmeye başlıyor süreç. Yani daha yeni gelmiş gibi hissediyorum ama bir ay çok hızlı geçti. Her okul günü sonrasında ya bir kulübe katılıyorsun ya da arkadaşlarına bir yere gidiyorsun ve bir anda bir sürü arkadaşın oluyor, bir sürü etkinliğe katılıyorsun. O yüzden ilk ay aşırı derecede hızlı geçiyor. Sonra bir sürü ödev oluyor. Ama yine de çok eğlendik biz. Yani çok eğlenceli bir buçuk aydı. Yurdun ve Kabataş'ın zorlayıcı yanları vardı. Ama çok güzel anılar biriktirdiğimi düşünüyorum sadece bir ayda. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Yeni öğretmenler tanıdım. Almancayı ilk defa öğreniyorum. Birazcık zor geliyor tabii ama daha 5 yıl daha burada olacağımı düşünürsek güzel geçeceğini umuyorum. İlk geldiğinizde bir birey olduğunuzu gerçekten hissediyorsunuz ve ortaokuldan liseye geçerken gelen o olgunlukta biraz başa çıkması zor olabiliyor. Ama üst dönemleriniz hemen bir kat üstünüzde. O yüzden yani herhangi bir sorunuz olduğunda ona gidebileceğinizi bilmek de gerçekten içinizi çok rahatlatıyor. Her zaman herkes birileri konuşmayı utanıyordu. Herkeste bir çekingenlik vardı. Fakat zaman ilerledikçe bu çekingenliği aşıyorsunuz ve birlikte güzel arkadaşlar oluyorsunuz. Arkadaşlarımız da çok güzel bir uyum içindeyiz. İlk haftalarda birazcık utansak da birbirimizle konuşmaya. Çok sorun olmadı. Sonradan çok açıldı. Çok iyi anlaşıyoruz arkadaşlarımla. Bugün öğrencisi olduğum Kabataş Erkek Lisesi'nin gerçekleştirmekte olduğu gelenekselleşmiş bir rozet töreni var. Bugün yolun başında olan bizlerin okulumuzun yüceldiği yerde tutacağımıza hem de haşmetli bir gelecek için eğitim ve öğretimin bütün zahmetlerini katlanacağımıza eminim. En azından bu benim için böyle. Teşekkür ediyorum.
Bugün rozet törenimiz var. O yüzden hepimiz çok heyecanlıyız. Resmi olarak yani Kabataşlı oluyoruz. Rozetimizi alıyoruz ve bu yüzden hepimiz çok mutluyuz. Kabataş'ta ilk ayımız bitti ve bugün rozet törenimiz var. Öncelikle Kabataşlı olmanın hayali çok büyüktü ve şu an bugün gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bugün gerçek birer Kabataşlı olacağız. İlk ayımızı bitirdik. Öğretmenlerimiz ve üst dönemlerimizin desteğiyle. Bugün de Kabataşlı oluyoruz. Onun için çok mutlu ve gururluyuz. Arkadaşım da dediği gibi bugün gerçekten Kabataşlı olacağız. İlk ayımız çok güzel geçti. Herkes bize yardımcı oldu. Yani çok mutluyduk, çok güzel arkadaşlıklar edindik. Her şey çok güzeldi yani genel olarak. Kabataşlı olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün çok heyecanlıyım. Hocam, ben mi konuşuyorum? Ben ne diyeceğim? Ben ne diyeceğim? Biz bu çekimi ve röportajları yapan ekibin bir kısmıyız. Hepimiz için gerçekten çok eşsiz, çok güzel bir deneyim oldu ve eminim ki hepimiz bunu hayatımızın sonuna kadar hatırlayacağız. Gerek çekim yapmak olsun, gerekse takım arkadaşlarımızla çalışmak olsun, hepimiz çok eğlendik.